2000'li yılların başında arkadaşlar bizler Baykar olarak ufak bir aile girişimi olarak işte babam, annem de bizimle birlikte, hatta birazdan sunumda da zaten anacağım. Babam rahmetli oldu tabii. Abim ve bir mühendis, ufak bir mühendis ekip olarak bu alanda çalışmaya başladık. Ben de o dönemde UPenn'de ve MIT'de araştırma görevlisiydim. Biraz sesini kısalım. 2004'te Türkiye'nin ilk robot uçağı uçtu arkadaşlar. İlk güdüm sistemi. Yani Türkiye F-16'da monte ediyordu ama düşünün. İçindeki herhangi bir bilgisayarı yazılımı yapmıyordu. Yoksa bakacak olsanız maket uçak gibi bir şey ama Türkiye'nin ilk milli güdüm uçuş bilgisayarı yapıldı. Ufak uçak içinde. Yani Akıncı aslında bunların büyütülmüşü gibi düşünün. O döneme 2002'ye döndüğünüzde Türkiye savunma sanayi açısından baktığınızda %85 oranında dışarıya bağımlıydı. Yani herhangi bir yüksek teknoloji alınacaksa, olacaksa silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan %85'i bunun dışarıdan geliyordu. Amerika'dan büyük oranda ve İsrail'den. O günden bugüne 20 senede Türkiye sadece bakış açısını değiştirerek, yani bir anlamda bu alana olan vizyonunu değiştirerek, düşünün ki %15'lerden yerli katkıdan %80'lere, 70-80'lere yaklaştı. Bizim insansız hava araçlarımızda bu %93 oranında gerçekleşti ki bütün tasarımları bize ait bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Bu dünyada da rekor düzey sayılabilecek bir yerliliktir. Yani düşünün, şimdi burada öyle bir devirde yaşıyoruz ki üretimin kendisinin de böyle biraz daha önemsiz olduğu bir devirde, değil mi? Mesela bu telefon nerede üretiliyor? Hepsi Çin'de. Peki Çin mi parayı kazanıyor? Çin 100 lira kazanıyorsa diğer taraf 1000 lira kazanıyor, değil mi? Bundan. 100 lira niye peki? Niye üreten kazanamıyor? Çünkü aynen fikri hak kimdeyse, kim tasarladıysa. Tekstilde de böyle, değil mi? Markanın sahibi kimse. Yani tekstil gibi nispeten teknolojik olarak baktığınızda harcı alem sayılabilecek. Dolayısıyla bu devirde en kıymetli şey ne? Bu tasarımların fikri haklarına sahip olmak. Bu görüntüyü görmüş müydünüz? Evet, ismi görmüş. Peki. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar serisi silahlı, silahsız, insansız hava araçları işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biri. Dün de belki takip etmişsinizdir, ikinci bir modelini uçurduk. Evet, Akıncı B biraz daha güçlü, daha güçlü. Halihazırda üretimi devam ediyor. Tabii muharebe sahasında devrim yapacağını, nasıl ki siyalarımız, Türk siyaları dünyada, dünya şöyle gördü. Türk siyaları dünyada filolar halinde uçarak siyalarla kazanılan ilk savaşı kazandılar diye yazdı. Bayraktar TB2 siyaların Azerbaycan'daki harekette uçmasıyla birlikte muharebenin paradigması değişti. Bu geliştirdiğimiz insansız hava araçları da hava araçlarıyla birlikte, yani hem insansız hava uçağı ve Bayraktar TB3, bunlar gemiye iniş kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olacaklar kısa pistli gemilere. Muharebede devrim yapacaklarını şimdiden öngörüyorum diyebilirim. Bunu rahatlıkla şöyle diyeyim. Bunu bugünden söylemiş olayım ki ileride dönüp baktığımızda tarihe bir not düşmüş olalım. Hızlıca geçeceğim. Şu anda bu hava aracımızın geliştirme faaliyeti devam ediyor. İnşallah bu yıl içinde uçurmayı hedefliyoruz. Tabii ilk uçuşunda gemiden uçmayacak. Önce karadan görev yapacak. Biraz daha büyük bir insansız hava aracı. Detaylarına fazla girmeyeceğim. Bir yandan da insansız hava uçağımızı geliştiriyoruz. Onun ilk prototipi inşallah 2023'te uçacak. Hızla devam ediyor. Tabii Akıncı'dan edindiğimiz bütün birikimi bir anlamda bu hava aracını uçurmak için kullanıyoruz. Yani bütün o uçuş bilgisayarları, 100'e yakın bilgisayar birebir yazılım, birebir aynı şekilde, yani donanımsal olarak aynı şekilde yazılımsal değişikliklerle bu hava aracını
Yani bir anlamda muharebenin geleceği olan bu hava araçlarının, insansız savaş uçakları, bugün üretilen en son insanlı savaş uçağı üretiliyor artık dünyada. Bundan sonra hepsi insansız olacak. Ve Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olmak üzere bu çalışmamız da hızla devam ediyor. Birazdan Milli Teknoloji Hamlesi serüvenindeki yolculuğumuzdan bahsetmek istiyorum. Bunu gencecik bir ekip yapıyor, sizler gibi abileriniz, ablalarımız. Ben biraz daha abileri gibiyim. Toplamda 2100 kişilik bir ekip. Şu anda Baykar 18 ülkeyle dünyada da en fazla ülkeye ihraç edilmiş insansız hava aracını Bayraktar TB2 olarak geliştiriyor. Akıncı'da şu anda yoğun bir ilgi var. Akıncı'da iki ülkeyle sözleşmesi imzalandı Türkiye dışında. Sürdürmekte olduğumuz uçuş eğitim ve test faaliyetlerine burada devam ediyoruz. Aynı zamanda Sayın Edirne Valimizin TB2 ile sınır Yunanistan sınırındaki devriye ve gözetleme görevi talebi doğrultusunda bu görevleri de icra ediyoruz. Bu görevlerden elde ettiğimiz verileri de devletimizin yetkili mercileriyle de paylaşıyoruz. Milli İHA Bayraktar TB2 Yunanistan sınırındaki devriyelerine başladı.